Konuştum konuştum ve basmamışım. Allah beni kahretsin ya. Gerçekten. Kedi değil mi bu? Evet. Hiç hazır hissetmiyorum. Neden? Her seferinde böyle olacak mı? Geçmeyecek mi acaba bu ya? Hiç anlayamadım çünkü. Selam herkese, ben Merve. Hoş geldiniz. Bugün sizinle yine bir şeyler yapacağız. Böyle girilmemesi gerekiyordu. Evet, bugün bir şeyler yapacağız. Bugün ne yapacağız? Ondan önce şundan bahsedeyim. Ben şu an İstanbul'dayım. Karantinanın bilmem kaçıncı günündeyiz. Artık sona yaklaştığımızı düşünüyorum. İşte 5-6 gün falan kaldı. Ve hani buraya video çekelim falan diye de tüm ekipmanları getirdim. Ekipman dediğimde bir adet şurada gördüğünüz tripod ve telefon. Ve hiçbir şey çekmedim. Hala kendime bakmaktan şeye bakmayı unutuyorum. Kameraya bakmayı unutuyorum. Neyse, bunları öğreneceğim yavaş yavaş. Bugün ne yapacağım? Dediğim gibi İstanbul'dayım ve malum iş yerleri kapatıldığı için benim de iş yerim, çalıştığım stüdyo kapandı şu an ve editlenmesi gereken çok fazla dövmem kaldı ve aynı zamanda yetiştirmem gereken tasarımlar kaldı. Bugün tasarım yapmayı planlıyorum. Müşteriye yetişmesi gereken bir tasarım var. Tasarım yaparken de nasıl yaptım, işte nasıl bir süreç işlediğimi sizinle paylaşmak istiyorum. Geç kalmadan açıkçası bu tasarımı bitirmek istiyorum. Çok keyifle de çalışacağım bir tasarım aslında. Hem size onu göstereceğim. Benim önceden yaptığım bir koyu balığı dövmesi vardı. Onu da şuraya koyarım. Şurası boş. Şuraya koydum onu. Bunun ejder versiyonunu çizmemi istedi. Yani yine aynı tatta, yine aynı renk skalası kullanarak bunun ejder mi yılan mı diye karar veremedik başta. Ondan sonra karar verdik. Önce konuşamadım. Benim için de gerçekten çok keyifli ve çalışmak istediğim modellerden biri olacak. Çünkü hem bunu yapmak istiyorum hem de bu renk tonlarında çalışmayı çok istiyorum. Bunu halletmemiz gerekiyor bugün. Umarım bugün biter. Bitmezse akşama sarkacak muhtemelen. Akşam da beraber çizmeye devam ederiz. Şimdi sizi karşıma aldığıma göre önce tasarım sürecinden de biraz bahsetmek istiyorum. Son kalan kahvemi yaptım. Nasıl ilerleyeceğim, neler yapacağım biraz ondan bahsedeyim. Ondan sonra zaten tablet üzerine tasarlayacağım, size onu da gösteririm. Önce bir iş geldiği zaman, bir çizim geldiği zaman hangi bölge istiyor, hangi boyutta istiyor, renk istiyor mu, örnek görselleri var mı, kafasında hazır bir metin var mı, onları soruyorum öncelikle. Muhtemelen zaten karşı taraf ya örnek görselle geliyor ya da işte sizin bu tasarımınıza benzer bir şey istiyorum diye geliyorlar. Ben de mesela şu an benim önce örnek yaptığım bir dövmeyi bana atıp ben bu tarzda ama şu modeli istiyorum dedim. Etrafına işte çiçek vesaire eklemeler olacak. Birazdan bunları göstereceğim. Bu süreçte ne yapıyorum? Önce bana yazdığı şeyi tekrar bir not defterime bunları geçireceğim. Madde madde şeklinde neler istiyordu? Bir yanlış anlaşılma olmasın ve düzenli bir şekilde onları kontrol edebileyim diye. Yani yaptığım her şeye bir tık atmak istiyorum aslında. Önce onları deftere geçeceğim. Ondan sonra Pinterest'ten, Behance üzerinden biraz araştırma yapacağım. İnsanlar ne tatta işler çıkarmış bu ejderlerle ilgili. Çünkü birazcık da hani sana bırakıyorum dedi. Daha sonra beğendiğim belki bir pozisyon olur, bir figürün duruşu olur. Onu seçip onun üzerinden tasarım yapmaya başlayacağım. Bu şekilde. Hava da çok güzel bu arada. Şu an dışarı çıkmak istiyorum. Yani yürümek istiyorum, gezmek istiyorum ama en azından bunlara başlayıp ondan sonra dışarıya yürüyüşe çıkacağım. Yani yakın çevrede yürüyeceğim. Bunu söylemenin bir sakıncası olacağını düşünmüyorum. Çünkü siz de yapıyorsunuzdur. Yani insana biraz koyuyor. Bu biraz şu an söylemem gerekiyor mu bunu bilmiyorum ama herkes dışarıda gezip eğlenirken bizim iş yerlerimizin kapalı olması, evde tıkılı kalıyor olmamız, şuradan kapının önüne çıktığında bile ceza yazılıyor olması ama insanların otellerde gününü gün ediyor olması beni açıkçası çok üzüyor, yoruyor, sinirimi bozuyor. O yüzden suyumu alıp markete kadar bir yürüyüşe çıkacağım. Market eventi. Orada da zaten belki beraber gideriz, bilmiyorum. Yani markete de sizi götürmenin anlamı var mı onu da bilmiyorum ama neyse işte bilmiyorum, vlog falan. Yavaş yavaş öğreneceğim benim üstüme. Kimse gelmesin lütfen, kötü yorumlar da istemiyorum.
Çenem düştü benim. Çenem düştükçe ben çok konuşacağım. Bence işlere geçelim. Ben size onları göstereyim. Size şu an Allah'ım sizi deli gibi sallıyor olmam peki. Neyse masaya geçeceğiz artık. Şimdi ben şuradan müşterinin önce yazdıklarına bakmam gerekiyor. Şimdi size bana attığı görselleri göstereceğim. En başta şu tahta bir çizim attı. Daha doğrusu dövme attı. Tam nasıl gösterebilirim? Bu şekilde. Böyle bir dövme attı ve bunun renklerini çok beğendiğini söyledi. Bu renkte önce bir yılan diye konuştuk ama daha sonradan bunu ejderhaya çevirdik. Haku tarzında olacak. Bu Japon kültüründe vardı sanırım. Renk tonları bu olacak. Zaten birazdan buradan damlacıkla seçip bu renk tonlarını çıkartacağım. Daha sonra örnek olarak şu yılanı attı. Belki kenarlarını bu şekilde çiçekler ekleyebiliriz diye düşündük. Daha sonra bir haku olarak bunu gönderdi. Zarif bir şey olmasını istiyor. Kolunun üst iç kısmına 12-13 cm olacak. Yine bu şekilde. Farklı farklı görseller var. Ben şimdi notlarımı alacağım. Daha sonra çizime başlayacağım. Orada size haber veririm. Size gösteririm. Şimdi tekrar döndüm. Notlarımı aldım. 12 santim kol içi haka olacak. Çiçek detayları olacak. Şimdi önce bir renk skalası çıkartıyorum. Onu göstereceğim. Ondan sonra da referans alabileceğim bir haku modeli bulmam gerekiyor. Çünkü bu normal insan figürü gibi bir şey değil. O yüzden bunu referans almak çok daha doğru bir çizim olması açısından çok daha doğru olur. Siz de yapabilirsiniz. Kesinlikle referans kötü bir şey değildir. Zaten bunlarla ilgili ayrı, yani full çizimle alakalı ayrı bir video yapacağım. Orada yanlış bilinen ama gerçek olan şeyler var. Onlardan bahsedeceğim. O zaman şimdi nasıl renk skalası çıkartıyorum ona bakalım. Şimdi ben Procreate kullanıyorum. Önce Procreate'e giriş yapıyoruz. Burada tüm kendi kişisel çizimlerimi de ve dövme çizimlerini de buradan yapıyorum. A4 oluşturalım. Daha sonra son görseli buraya ekliyoruz. Çok yansıma yapıyor mu şu anda? Umarım yapmıyordur. Olabildiğince size çevireyim. Şimdi burada palette yeni bir palet oluşturma seçeneği var renge geldiğiniz zaman. Paletlere tıklıyoruz. Artı diyoruz. Yeni palet oluştur. Başta haku diyelim. Diğerleri de karışmaması açısından. Tamamdır. Şimdi buraya ilk rengi ekledik yanlışlıkla. Her neyse devam ediyorum. Buraya buradaki renk skalalarını ekleyeceğim. Bu arada ben birkaç tane model buldum ama orada kamera kapandığı için hem kadraj değişti hem size onları gösteremedim. Onları göstereceğim şimdi. Arada gidebilir. Gittiğinde de kadraj değişebilir. O yüzden kusura bakmayın. Çünkü
hafıza sürekli doluyor ve bir şeyleri silip devam ediyorum. Asla yedekleme huyum yok. Şimdi size bu kaydettiğim pinlerden göstereceğim. Bir şunu kaydettim. Bunu beğendim. Duruş olarak. Tabii bunu tekrar çizeceğiz, bu şekilde kalmayacak. Bir de şunu beğendim duruş olarak, bunun yüzü. Şimdi ben çizim aşamasına geçiyorum. Size tabii bu aşamayı da göstereceğim. Çizimi bitirdikten sonra renklendirme kısmına geçeceğim ama sıkıldığım yerde bırakacağım açıkçası. Çünkü bir şeyi sevmeden yapmak beni çok yoruyor. Bazen bazı işler almak zorunda kalıyorum. Ya tabii ki sevmediğim işi almamaya çalışıyorum ama bazen aldığım bir iş eğer bir çok kanım ısınmazsa, çok istemezsem asla keyifli bir şey çıkartamıyorum. Tabii ki elimden geldiğince en iyisini yapıp karşı tarafı mutlu etme üzerine, mahcup olmamak adına çok iyi bir çalışma performansı sergiliyorum. Ama severek yaptığınız, isteyerek yaptığınız iş zaten her haliyle belli oluyor. Bu da benim çok severek ve isteyerek tasarlayacağım bir şey. O yüzden önce bir çizgileri atacağım. Bakacağım belki dışarı çıkarım. Yürüyüş yaparım biraz. Ondan sonra geri dönüp devam edebilirim. Bu şekilde olacak. O arada zaten size gösteriyor olacağım. Görüşürüz. Realist çizim istediğimiz için bu sefer referans görsel olarak bunu aldım. Şimdi bunu çizeceğim. Mavi kalemle çizeceğim. Bu arada siz de izleyebilirsiniz. Ek olarak bir şey söylemem gerektiği anda zaten size tekniklerini aktarıyor olacağım. Yeni bir katman açtım ve çizime başlıyorum. Hızlı hızlı çizime devam ediyorum. Ondan sonra size en azından bir temize geçmiş haliyle göstermek istiyorum. Hani renk kısımlarını daha anlata anlata atabilirim. O noktada size birazcık böyle bilgi de vererek gösterebilirim. Yılan derisi kısmına geldim. Buradaki çizgileri atıyorum. Dikkatli bir şekilde atmaya çalışıyorum ama bundan sonra da zaten en iyi düzeltmelerini yapacağım için
Benim için asıl amaç ilk önce şu tasarımın en azından formunun ortaya çıkması. Çünkü detayları sonra zaten ekleyeceğim. Mesela şurada bir yamulma var, onu düzeltelim. Selam tekrar. Biraz geçti en son gördüğünüz sahneden sonra. Ben dışarı çıktım, biraz yürüyüş yaptım, markete gittim, kahve aldım ve geri geldim. Şu an tam olarak dinleniyordum, aklıma geldiniz. Kahve olarak şöyle bir şey aldım. Şundan, Chibo'nun, Migros'ta direkt bulunan kahvelerinden bir tanesi. Bunu aldım. Şimdi birazdan bunu yapacağım, sonra çizmeye devam edeceğim. En son sizi çizerken bırakmıştım. Bu arada size kızımı göstereceğim. Şu an balığa saldırmaya çalışıyor. Hera, gel buraya. Gel buraya. Neredesin? Şu an odamda bir tane balık var. Onu yemeye çalışıyor haftalardır ama henüz başarılı olamadı. Kızım, ne yapıyorsun? Salak. Kızım. Ne yapıyorsun? Allah'ım gel. Kaçıyor şu an benden. Yeni doğum yaptı bu arada. Çok tatlı. 3 tane de bebişimiz var. Onları da göstereceğim birazdan. Salak. Tekrar masa başına geldim. Şimdi kendime atıştıracak bir şeyler hazırladım. Çok geç değil, şu an saat 5:30 falan. Hemen yemek istemiyorum. Kahve içeceğim, ondan sonra da şu renkli kısımlara başlayacağım. Yani bugün bunu bitirmek istiyorum. Umarım çok geçe kalmaz bugün. direkt bitirip yollarım. Umarım, bakalım. Şu an kulaklıklarımdan birini bulamıyorum. Nerede olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ve bu beni şu an korkutuyor. Olmadan başlayamam çalışmaya. Gerçekten üzüldüm. Şimdi kulaklığımı bulacağım. Ondan sonra gözlüğümden çok yansıyor değil mi? Ben çizim yaparken gözlük takıyorum. Çünkü astigmatım var. Ve her şey bir gidiyor uzun süre ekrana bakınca. Şimdi kulaklığımı bulup ondan sonra çizime devam ediyorum. Şimdi ben biraz temize geçtim. Devam edeceğiz üzerinden. Hafif gölgelendirmeye. Biraz dokulu bir şey kullanmak istiyorum. Şu fena değil. Thank you.
Şimdi neler yaptığımdan bahsedeceğim. Çizimi tamamen bitirdik, renklendirdik. Ekleyeceğimiz iki tane öge kaldı. Bir çiçek eklememi istiyoruz üstüne. Bir de eğer bulut alternatifi yaparsak nasıl olur bir görebilir miyiz demiştim. Biraz ara vereceğim, tableti şarja koyacağım. Ondan sonra son eklemelerimizi yapıp bitirip göndereceğiz. Bu arada bu dövmeyi, bu tasarımı yaparken de bir video çekebileceğiz. Çünkü Nilüfer'le yani tasarımı sahibiyle konuştuk. Bir sorun olmayacağını söyledi. Umarım Eskişehir'e döndüğümde, yani şu karantina olayları sağ salim bittiğinde bunun videosu da en kısa zamanda gelecek. Çok heyecanlıyım o yüzden, çünkü çok tatlı ve çok renkli bir dövme ve renkli çalışmayı çok seviyorum. Ben çok keyifliyim. Umarım siz de izlerken beğenmişsinizdir ve umarım o dövme bittikten sonra, o video bittikten sonra o da çok keyifli olacak. Bu arada tasarımı ben bitirdim. Bu şekilde renklendirdim. Ekstra birkaç bulut ekledim şuraya. Şu şekilde bir detay ve buraya. Bunları farklı katmanlarda yaptım. Eğer beğenmezse çıkartabilirim. Belki çiçekleri sonradan değiştirebilirim diye. Çizimi bitirdim. Bu arada bitmiş halini Instagram hesabımdan bulabilirsiniz. Buralara da koyarım. Şimdi göndereceğim iki çizimi de, bakalım nasıl yorum alacağım. Tabii ki revize alacağımı düşünüyorum açıkçası. Yani genelde çünkü bir revize olur. Küçük ufak değişiklikler olacağını düşünüyorum. Belki çiçek detaylarıyla ilgili, bulutla alakalı. Bunlar çok normal şeyler. Ama genel olarak renk tonu ve kullanılan ögeler olarak istediğine yakın bir şey çıkarttığımı düşünüyorum. Umarım güzel bir video olmuştur sizin için. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer zaten tasarımda birkaç değişiklik yapmış olursam, dövme yapacağımız zaman yine video çekeceğim için bunu orada da göstermiş olacağım. Orada da zaten tasarımı görmüş olursunuz. Umarım beğenmişsinizdir. Ben keyif aldım çünkü. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve beni desteklemeyi unutmayın. Kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram hesaplarımı da aşağıya bırakıyorum. Oralardan girip hem dövmeleri hem de çizimleri görebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Birkaç gün daha evde kalın, sonra kurtuluyoruz yani. Umarım. Görüşürüz.